YouTuber'ları yeni tufaya getirdikleri metodu anlatıyorum size. Neredeyse Jim Browning'i de tufaya getireceklermiş bu şekilde. Adama attıkları maila bak. Direkt YouTube support'tan geliyor. Chat no reply google.com. Ondan sonra YouTube support yazıyor. Direkt da 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 da, da, da YouTube hesabınızda AdSense'te para gelecek yerde Duplicate vardır diyor yani birden fazla şeyiniz var diyor Çete tıklayarak bizle iletişime geçin yoksa hesabınız kapanacak diyor. Arkadaşlar bu bir Google mail'i değil hile burada şu adamlar Google chat'in içine sahte bir hesapla chat oluşturup chat'in log'unu yani chat'in yazışma metnini Jim Browning'e gönderiyorlar mantık o. Yani adama direkt mail atmıyorlar Şöyle çalışıyor me mevzu Bak şimdi abi hikaye şu Adamın normal inbox'ı bu Mailları buraya geliyor Herif direkt mail göndermek yerine Bir tane mail hazırlıyor buna Bu mail'i direkt buraya gönderse Saçma sapan bir adresten göndereceği için Bunu yemeyecek adam durduracak Onun yerine adam ne yapıyor biliyor musunuz Burası chat uygulaması Buradan geliyor chat'e bağlanıyor Buraya bir mesaj yazıyor Ondan sonra chat'i bitiriyor Chat'i bitirdikten sonra Diyor ki bu uygulama Bu log'u nereye göndereyim bu mesajı nereye atayım? Saldırgan diyor ki Jim Browning'in inbox'ına gönder. Burası YouTube'dan geliyor. Bu YouTube'un içerisinde yani Google'ın içerisinde. Google'dan geliyor. Chat logo. İçine yazdığı şey şerefsizin yazdığı bu. Böylelikle adam alıyor buradan sana YouTube'dan Google'dan gönderilmiş gibi bir tane mail atmış oluyor. Jim Browning de bakıyor zaten içine. Ulan her şey Google.com. Her şey yerinde. Ondan sonra diyor bu nasıl oluyor diyor. Bak chat no reply Google.com'dan geliyor diyor. Domain de doğru diyor. Her şey doğru diyor. Böyle iş mi olur? açıyor abi chat'i. Chat'i açtığı zaman abi adrese bak. Görebiliyor musunuz? YouTube Creator Partners.com. Ama adam o kadar her şey o kadar düzgün gözüküyor ki. Bak farkındaysan burada mesaj. Logo atmış herif. Chat'in içerisine herif join oluyor. Böyle bir mesaj yazıp history alıp adama atıyor mail'la. Sistem bu şekilde çalışıyor. Ve ondan sonra tabii ki Jim Browning uyanıyor. Bir süre sonra hesabının silinmesini bilmem nesini ayıyor mevzuya ve durduruyor. Ama bu çok mantıklı bir phishing sistemi. Ondan sonra Hush Blackboard cash on the table. Yani size gelen maillerin header'larına bakmak da artık çözüm değil. Jim de olsan saldırgan saldırgan. Pat pat. Abi bak mailleri açmıyorsun tanımadığın kişilere. Adam direkt YouTube support'tan atıyor ya. Mail'i oradan atmayı başarmış herif. Yani chat logunu atıyor sana. Çok akıllıca yani. Şey yapıyorlar ondan sonra hesabın silinecek o yüzden diyorlar bir tane daha yeni kanal aç. O kanala taşı hepsini. Taşıma esnasında eski kanalın siliniyor. Ondan sonra da seni bir tane Google Form'a yönlendiriyorlar. Kullanıcı adı parolanı istiyorlar oradan. Orada uyanıyor Jim Browning. Valla bu, bunu düşünene kadar adam kafayı başka bir şeye yorsa ne kadar güzel olur diyor. Ne kadar faydalı olur diyor. Yemin ediyorum böyle böyle enteresan enteresan mevzular yani. Bak böyle adamlar çatır çatır eklemişler. Durdurmuş herif sonunda ama böyle olmuş yani. Open Redirect Vulnerability diye bir şey var. Duydunuz mu hiç hayatınızda? Bak size konusu geldi şimdi. Aklıma geldi. Anlatayım. Bak. Anlatıyorum. Bak. Şimdi sen bir clientsin. Bu bir client. Burada bir tane web sitesi var. Böyle güzel bir web sitesi. Bu web sitesi saldırganın web sitesi kötü çocuk. Şöyle ikisini de koyalım. Kötü çocuğun web sitesi. Burada da Google var. Böyle cici cici cici. Hatta Google Chrome olsun. Şimdi senin amacın Google Chrome indirmek. Sen iyi bir adamsın. Google Chrome'un web sitesine gideceksin. Google Chrome indireceksin. Hani velev ki Google Chrome ücretli bir uygulama olsun. Örnek veriyorum. Sana da bir tane sayfa geliyor. Diyor ki sen bunu indirdikten sonra Google Chrome'da burada da indirdiğin için thank you sayfası var. Tamam Teşekkür ederim yazıyor burada da. Şimdi bir tane site var abi. Site diyor ki hebele hübele indir bedava yedir. Nokta Sitemizin adı. Hebele hübele yedir. Bedi, indir bedava yedir. Burada bir site. Yazıyor baba. Google Chrome. indir. Sen mouse alıyorsun. Götürüyorsun mouse üstüne. Bakıyorsun. Adres şöyle bir adres olsun. Bak şuraya yazıyor. URL eşittir. Q soru işareti. Bak şimdi. Mouse'u götürdük üstüne. Böyle bir şey var. Ondan sonra %63 mesela. Ondan sonra %61. %61 örnek veriyorum. %67. %2 F bilmem ne böyle 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 bir adres var. Burada da şu an buranın adı da atakçı.com olsun. Siz bu adrese gidiyorsunuz bak şimdi bunun üstüne getiriyorsunuz. Adres bu gözüküyor. Bak google.com url'si ondan sonra da redirect. Normalde redirect ne işe yarıyor? İşte burada query yaptır diye. Ama sen burada bir url encoding görüyorsun. Mesela bak şöyle düşün. Hemen izlediğiniz youtube videosunu başından sonuna kadar bakarak izliyorsunuz. Sakın ileri atlatmıyorsunuz videoyu tamam mı? Sona kadar izliyorsunuz. Sonunda gidiyorsunuz beğene tıklıyorsunuz. O da yetmiyor. Abone oluyorsunuz YouTube videosuna. O da yetmiyor. Yorum yazıyorsunuz YouTube videosuna. Böylelikle YouTube ekliyorsunuz. Nasıl bir Müthiş değil mi? YouTube Supra. Mesela atakçı top. Bunu eksen kod yapıyorsun. Abi 68, 74, 74 hani yüzdeleri böyle yapıyorsun yani tamam mı? Adres bu. Bak adresi böyle yapıyorsun. Buradaki %63 yazdığım şey yerine bunu yazıyorsun. Başa da şöyle yapıyorsun yüzde tık tık 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 yüzde tık, böyle gidiyor tamam mı bak bu atakci.com yazıyor burada hexen kod yaptık tamam mı alt üstü şu anda bunu google'a gidip query olarak verdiğin zaman sana atakci.com'u search edecek şöyle bir şey deneyeceğim bak şimdi kopyaladım google'a gidelim bir şey deneyelim bak yukarıdaki query kısmına geldim search query'ye şimdi buraya yapıştır abi şunu bak Nereye yaradı? Gördünüz mü? Mevzu bu. Aynen encoding yaptık. Bak şimdi aptal saptal şeyleri yazdık. Google adresi Atakçı.com'u arattı. Bak şimdi. Böyle bir sistem çok basit bir sistem arkadaşlar. 1997'den beri var bu. 1997'den beri var. URL'de Open Redirect saldırısı 1997'den beri var yani. Öyle diyeyim ben size. Bu önemli değil. Hikaye şu. Şu sayfada bu hani hebele hübele indirgindir hadi bize bindir vardı ya. Butona Altta bir PHP kodu yazıyorsun. PHP kodu şunu yapıyor. Bak bunu yapmam mümkün işte. Pislik orada. PHP kodu hızlıca gidiyor atakçı.com'dan. Chrome Exe indiriyor. Chrome Exe indir diyor. Tamam mı? Ondan sonra Chrome exe'yi indiriyorsun sen. İndir ve indirme işaretini sana gönderiyor. İndiriyorsun. İndirdikten sonra da seni alıyor redirectle. Teşekkürler sayfasına gönderiyor. Sen Chrome indirdim zannediyorsun. Hem de Google Chrome teşekkürleri de geliyor senin karşına. Haşır diye Atakçı'nın istediği dosyayı indirmiş oluyorsun. Ve linke baktığın zaman linkte gördüğün şey Google.com hede hede böyle. Tamam mı? Bu mesela son derece son derece bilinen bir metot. Onun için şunu yapacaksınız bilmediğiniz yerlerden bir şeyler indirmeyin hani dememizin sebebi bu link ne kadar düzgün hani tanımadığım linke tıklı abi bak linkte google.com yazıyor ondan sonra abilik kubilik harfler var ama google.com yazıyor Jim Browning'in başına gelen hadise de bu google.com yazıyor anlatabiliyor muyum o size bunun garanti bir şekilde çalıştığını göstermez. Yani sadece bilmediğin yerlerden indiriyor olman önemli değil sevgili kardeşim. Biraz akıllı ol gel Anladın mı? Anladın mı canım? Oldu mu? Super. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Haydi eyvallah. Can kaçar. Abone olun oğlum.